Hocam bu sizler bilirsiniz inşallah. 11 Eylül saldırılarının la ilgili bir konuydu bu. Kuray yapma konusu. 11 Eylül saldırılarının yapıldığı yere bir cami yapma girişimi var inşallah. Bu da sizin vesilenizle oldu. Okuyayım mı hocam? Masonların evet. Liderinin, dünya masonları liderinin bir mektubu var hocam. Diyor ki sizi bu sizi ziyarete gelen sonra da dünya masonlarının lideri oldu bu kişi hocam inşallah. Ve Türkiye'de Sayın Oktar ile gerçekleşen muhteşem diyalog ile ilgili iletişimlerim tüm dünyada binlerce masonun kulaklarına ulaştı. Hatta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki masonların bakış açılarında kesin bir değişiklik görmeye başladım. ABD'deki Müslümanların ibadet hakkına sahip olmalarının sağlanması konusunda yeniden çaba göstermeye başladılar. Ve Kur'an birçok kardeşimiz tarafından yeni bir gözle okunuyor. Biliyor ya da bilmiyor olabilirsiniz. New York'taki yeni bir Müslüman cemaati merkezi inşa edilmesi hakkında medyada tartışmalar yapıldı. Burası 11 Eylül terörist saldırılarının gerçekleştiği yerden birkaç blok ileride. İslam'dan korkan bazı kapalı görüşlü insanlar ve politikacılar olmasına ve bu merkeze karşı geniş çaplı protesto gösterileri yapmalarına rağmen yerel hükümet oy birliğiyle merkezin inşasına karşı olmadıklarını açıkladılar. Yerel hükümet oy birliğiyle inşa edilmesine izin verilmesi için oy kullandı. Başkan Obama bile çok açık biçimde merkezin inşa edilmesine karşı olmadığını açıkladı. Hükümetin belirli üyelerinin inşa edilecek İslami merkeze böylesine destek vermelerine imkan sağlayan bu bakış açısındaki değişikliğin büyük ölçüde masonların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ki bu da doğrudan bizim Sayın Adnan Oktar ile yaptığımız toplantıyla bağlantılıdır maşallah. Maşallah. Çünkü parlamentoda çok yüksek sayıda mason var. Evet hocam. Devletin de kilit noktalarının hemen hemen tamamı masonların elinde Amerika'da. Evet hocam. Bizden görüştükten sonra, benden görüştükten sonra İslam'a, Kur'an'a karşı içlerinde bir muhabbet belirdi. Evet. Zaten birlikte gittik, namaz kıldık. Evet. Ayasofya, Küçük Ayasofya Camii'nde. Evet hocam. Ama tamam 33 derece, yani en yüksek dereceli masonlar. Şimdi Avrupalı masonlar geliyor önümüzdeki günlerde. İnşallah. Hazır kalıyor. Çok kalabalık bir ekipten gelecekler inşallah. O gelen mason da hocam 33 derece sizle görüştükten birkaç hafta sonra Tapınak Şövalye'nin yani dünya masonlarının lideri oldu. Şu an dünya masonlarının lideri bu mektubu evet, yazan tek kişi. Tek lider yani. Evet. İnşallah. Maşallah.